Şahmaran, yüzbaşı ve adamları geldi. Biz hazırız. Tamam, gebert hepsini. Anladım. Sonra da git Borovunma'ya hainini getir. Anlaşıldı. Ben sana haber veririm. Celil. Celil, tuzak! Ahmet, iyi misin? İyiyim komutanım. Bunların mermisinden ne olacak Allah aşkına? Öyle olsun bakalım. Celil, çatıda. Komutanım, çatıdaki bende. Çıkıyorum ben. Celil, hadi. Varsa çıksana. Çevre emniyeti alın. Ayhan, götür bunu. Emredersiniz. Gelin. Hadi. Şarlatanın işi komutanım. Hala neyi bekliyoruz? Dünyayı başına yıkalım onu. Artık beklemeyeceğiz Celil. Bu sefer beklemeyeceğiz. Şahmaran'ı almadan bu sefer dönmeyeceğim. Ben de bu operasyona destek vermek istiyorum. Tamam Meryem kızım. Biz gerekeni yaparız. Komutanım, Serdar Yüzbaşım hatta. Diğer monitörü ver. Emredersiniz komutanım. Ne yaptınız Serdar? Komutanım, Yiğit uzmanı bulduk. Maalesef şehit olmuş. Yiğit'i şehit edenler etkisiz hale getirildi komutanım. Komutanım. Maya'nın babasını da kaybettik. Kim Serdar? Kim yaptı bunu? Şahmaran'ın adamları yaptı komutanım. Bu alçaklar iyi bir yeniçeri tokadını hak ettiler sana. Git Suriye'ye, bul şu şarlatanı, gerekeni yap. Başımız sağ olsun Serdar. Geçmiş olsun. Albayım, izniniz olursa ben de bu operasyona destek vermek istiyorum. Şahmaran istihbaratta çalışan Yavuz Kod adlı bölge sorumlusudur. Benim eski komutanımdır. Emin misin Meryem? Şahmaran Yavuz.
kutsal çağ. Şimdi her şey anlaşıldı işte. İhanet, hainlik. Yüzbaşım, bu iş çok uzadı. Ne yap ne, nereye gidersen git. Git o haini bul, gerekeni yap. Anlaşıldı komutanım. Merak etmeyin, gereken yapılacaktır. Şahmaran'ı getireceğim size. Serdar, Şahmaran'ın yerini biliyorum. Türkiye sınırı yakınındaki Ezidi köyü Çerçil'de. Ben de orada olacağım. Size helikopter gönderiyorum Serdar. Vakit kaybetmeden gereğini yap. Emir anlaşılmıştır komutanım. Celil, Yiğit'in katilini almaya gidiyoruz. Memiş ve Ayhan hazırlansın, tamam mı? Diğerleri şehitlerimizi merkeze götürsün. Komutanım, Yiğit benim badimdi. İzin verin ben de geliyorum. Sen gönlünü ferah tut koç. O şerefi bize bırak. Sen yaranı tedavi et. Hey hey kükredi sundurlar. Meryem. Serdar. Çerçil'e sizinle çalışacağım. Gerekli bilgileri size aktarırım. Dikkatli ol Meryem. Biz de bir saat orada olacağız. Tamam Serdar. Celil, güvenli evle temas kur. Maya bir delilik yapmasın. Kız delirmezse iyidir komutanım. Lan! Senin gibilere ne denir biliyor musun? Sazan denir lan sazan! Aklı olan kendi ayağıyla böyle tuzağa düşer mi lan? Aaa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 
Sen? Ne çeviriyorsun lan sen? He? Al lan şunu! Al! Dikkatli olun. Kız bir yere çıkmayacak, ona göre. Celil, hadi acele edelim. Meryem Şahmaran'ın elinde. Başına bir şey gelmeden alalım şu şerefsizi. Hadi. Maya dağılmış komutanım. Şahmaran ailemizi yıktı diye bağırıp duruyormuş. Kız haklı Celil. Hadi. İdare edeceğim. Dur Mayabacı, sakin ol. Çekil asker önümden. Çekil. Şahmaran'ı bulacağım. Öldüreceğim onu. Çekil asker. Ne olur bırak beni. O Şahmaran katilini bulacağım. Bitirdi ailemi asker. Her şeyimi elimden aldı. Babamı, kardeşlerimi, sevdiğimi elimden aldı. Çekil önümden. Öldüreceğim onu. Katil Şahmaran. Sakin ol Mayabacı. Katil! Kimse köye girmeyecek. Emredersin Şahmaran. Siz bu tarafa. Siz ikiniz bu tarafa. Siz de bu tarafa gidin. Siz de buranın güvenliğini alın. Hadi, hadi. Da çok soğuktur ha. Vallahi ciğerim dondu. Benim de dondu. Dur lan. Kimsin lan? Dur kimsin? Bana bak lan. Dur dedim lan. Celil, diğer taraf kaldı. Onları çocuklar hallederler komutanım. Biz köye gidelim. Önce şunları bir saklayalım Celil. Hadi. Thank you.
Gelin. Hadi gidelim. Celil, gelenler var. Celil dur. Uyandırmayalım şarlatanı. Topal. Neredesin lan? Topal. Bir şeyler oldu. Dikkat edin. Çok dikkatli ol. Dikkat edin lan. Geldim Şahmaran abi. İşte istediğin Dilber'i de getirdim. Zor oldu ama oldu sonunda. İyi. Nasılsın Meryem? Yazık ettin kendini. Bu savaşı kaybedeceğim baştan beri. Ya bir şey soracağım sana. Şu kod adını bilerek mi seçtin sen? Yoksa Osmanlı'dan yediğiniz tokadın ezikliği mi seninkisi? Boş vatan millet edebiyatına karnım tok benim. Tarih seni değil şarlatan. Seni tekmeleyecek olan beni yazacak. Senin deleşin kurda kuşa yem olacak. Teslim ol da pis canını ilmekten kurtar. Yoksa bu oyunun sonunu göremeyeceksin. Bu oyunu ben yazdım lan. Hala anlamadım ha? Aylak. Şahmaran. Oh. Evet. Çık oradan hemen. Zungurlar bulunduğu yere operasyon yapıyor. Şahmaran. Şahmaran. Timciler köyde Şahmaran. Saldırıya uğradı. Nöbetçileri kaybetti. Yazdığın oyunu bozdular şarlatan. Önce Hazreti Ömer, sonra Osmanlı, şimdi de Sungurlar. Gel teslim ol. Pişmanım de. Belki o zaman ölümün acısız olur ha? Şahmaran ağam. Ben gitsem artık ağam. Bak bu Dilber de sende. Valla para falan da istemem ya. Hediye mi olsun ha? Tamam lan git hadi yürü. Hadi. Tamam. Tamam, biz de çıkıyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Getirin kızı.
ne kadar adam varsa gönder lan. Hemen. Ne demek bir saat lan? Gerizekalı. Bir saate bunlar yıkar köyü be. Sen getirdin değil mi lan bunları köye? Ha? Ama merak etme. Onlara öyle bir şey yapacağım ki benimle uğraşmanın cezasını çekecekler. Korku yüreğine düştü bir kere şarlatan. Kurtulamazsın artık. Ne diyorsun lan? Yok komutanım. Şahmaran denen o şerefsiz hiçbir yerde yok. Bulacağız Celil. Her eve bakacağız ve bulacağız o şerefsizi. Yürü. Biliyor musun? Serdar Yüzbaşı seni bulunca hiç acımaz. Adama çok çektirdin. Doğru. Beni bulunca hiç acımaz. Evet. Evet. Hadi yavaşça arkadaş. Hadi yavaşça. Korku vermeyin kanarya, hiçbir şey yok. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hadi. Yavaş yavaş. Hop hop hop. Dur ver bakayım. Aç ver şu yüzünü. Hadi açı ver. Söyle şunu, açı versin yüzünü gari. Rasker, sen ne dersin? Avradımdır o ben. Namusumdur ya. Yüzünü açacakmış. Olmaz böyle şey. Namus bu ya. Açmayacak yüzünü arkadaş. Namus bu. Yüz açılır mı hiç? Açmayacak yüzünü. Evet. Memiş, kadını. Arkadaş anlayıveriyoruz gari de komutan ne dedi? Açmayacak yüzünü, açmayacak yüzünü. Gerekirse ölürüz. Evet, burada ölürüz gerekirse. Namus için kan akıtırız biz asker. Bu avrat yüzünü açmayacak arkadaş, o kadar. İyi tamam hadi. Andayı veriyorum gari. Hadi gidin bari. Tabii hadi ya. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Nasıl insanlar bunlar yok? Bu nedir canım ya? Ayıptır ya, ayıptır. Efendi, artık masken düştü. Çıkar şunu. Meryem? Serdar, bomba! Sedirin altında bomba var! Celil, uzaktan kumanda. Komutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Sadakallahul azîm. El-Fatiha. Muhammed salavat. Aslanım, niye ağlıyorsunuz siz? Aslı ve Yiğit, onlar bu vatan için canlarını seve seve verdiler. Onlar şehit. Şehidin arkasından ağlanmaz. Aksine onlar için sevinilir. Hepiniz dua edin. Dua edin ki Rabbim size böyle bir şerefi bahşetsin. Ama şehidin kanı da yerde kalmadı. O şarlatan Şahmeran mı, Yavuz mu ne haltsa cezasını çekti. Güzel çiçek bu. Çok teşekkür ederim. Niye aldın bu çiçeği? Ben... Hepsi benim yüzümden oldu. Yiğit benim yüzümden şehit oldu. O alçak babamın kardeşlerimi aldı ben. Bütün ailemi tek tek elimden aldım. Sevdiğim adamı elimden aldım. Ben bir yere gitmiyorum Serdar abi. O alçak gebermeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Ondan bu yaptıklarının hesabını soracağım. Komutanım, Şahmaran Maya'yı istiyor. Maya'yı verelim. Maya'yı almak için ortaya çıkacaktır. O zaman o şerefsizi... Tehlikeli bir tuzak bu Serdar. Maya yan olacak. Komutanım, merak etmeyin. Maya'nın gölgesi olacağım. Bu oyunun sonunda o Şahmaran şarlatanını ele geçireceğiz komutanım. Babam, kardeşlerim, Yiğit, onca şehit ettiği askerlerin, öldürdüğü sivillerin hepsinin intikamını alacağız albayım. Sizi bekliyorum. Tamam Serdar. Sağ ol. O maskeli şarlatanın sonu geldi komutanım. Komutanım, Maya'nın ailesinin kaçırılması ile ilgili yeni görüntüler var. Görmeniz gerekiyor. Büyük ekrana ver. Emredersiniz komutanım. Teröristlerin kaçırdığı rehinelerin öldürülmeden yarım saat öncesi komutanım. Bu araç depoların olduğu bölgeye girmiş komutanım. Komutanım, depodaki araç bu. Rehineler öldükten sonra depoların olduğu bölgeden bu gördüğümüz araç çıkıyor komutanım. Bu yol Yiğit'in dağıttığı kahveye doğru gidiyor komutanım. Nerede lan o? Kahveye girip çıkmış bu şerefsizler komutanım. Araç kime kayıtlı baktınız mı? Deniz Koç Yiğit adına kayıtlı komutanım.
doktor komutanım. Maya'nın ailesini kaçıranlar Şahmaran'ın adamıydı. O zaman bu doktor... Şahmaran'a çalışıyor demektir komutanım. O zaman da o şarlatanın yerini biliyor demektir komutanım. Delil, ne kadar kaldı komutanım evine? Yaklaştık komutanım. Sınıra gidiyoruz. Şahmaran sizi alacak. Beni Şahmaran'a verme Zafer. Kaçır beni. Yüzbaşıyı oyaladım. Bombacıyı bulamadılar. Zaman kazandık. Artık özgür kalacaksın. Şahmaran'ın yanında özgür kalamam. Yalvarırım babanı kurtar kızı. Seni nasıl kurtarayım baba? Ben senin babanım. Kaçır beni bu diyardan. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Seni kaçıramadım buralardan baba. Ama ben kaçıyorum buradan. Birileri geldi. Doktor. Doktor, aç kapıyı doktor. Aç kapıyı doktor. Aç dedim. Aç kapıyı doktor. Ne var Zafer? Yüzbaşıyla kordon kapıya dayandı. Tutuldular beni. Evi çevirdiler. Yakalanacağım doktor. Aç lan kapıyı. Kırdırtma bana kapıyı. Celil. Evde yok. Kesin hastanededir o. Hadi hastaneye gidelim. Komutanım. Duydum Celil. Celil ne yapıyorsun? Ben cezama razıyım komutanım. Yeter ki doktoru bulalım. Çabuk ol doktor, eve giriyorlar, çabuk ol.
ailesini kaçırdı. Saçmalamayın be. Benim aracım çalındı. Emniyet müdürlüğüne bildirdim. Doktor, yalan söylüyorsun. Bu şarlatan nerede doktor? Hangi delikte saklanıyor? Ben yokken izinsiz evime girdiniz. Arama kararını gösterin. Yok tabii. Bir de sen yüzbaşı. Güvenlik güçleri her yerde seni ararken evimi basıyorsunuz. Bu ne cüret? Derhal evimi terk edin. Yoksa savcıya hesabını verirsiniz. Celil hadi çıkalım. Ama komutanım. Celil yürü. Bırak. Doktor. Elbet bir gün açık vereceksin. O zaman ensen de ben olacağım. Yürü. Araçlara bin. Hadi. Gittiler mi? Gittiler. Az kaldı yakalayacaklardı beni. Korkma. Senin için gelmemişler. Ben içeriden gidiyorum. Hemen seni Şahmaran'a götüreyim. Şahmaran'a gitmiyorum. Bu kirli savaştan çekiliyorum. Dinlediniz. Cemalettin de diğerleri gibi yaramaz. Komutanlık infaz emrini verdi. Öldür onu. Ama kızı Zafir yüzbaşıya ihanet ettiyse işimize yarar. Kıza çalış. Onu bana götür. Kaçarak savaştan kurtulduğunu sanma Zafir. Doktor seni bulacaktır. Bulamayacak. Yurt dışına çıkacağım. Zafir! Zafir! Doktordan kurtulamazsın. Ah Zafir ah! Ah! Kahretsin! Ah Zafir ah ya! Ben dağların kralı bir doktorum ya. Dağlarda kral olarak anılan bir doktorum. Şu düştüğüm hale bak. Allah'ım hastane köşelerine takılı kaldım vallahi ya. Allah'ım yarabbim. Baktım ya. Doktor! Doktor! Hasta! Ha, hemşire ne var lan? Hava soğuk. Evet. Kazı, soğuk hava benim acı içindeki ruhuma gerçekten çok iyi geliyor. Öfke içindeyim ya. O öfkem soğuk da donarak yatışıyor yani. Gene de dön. Hava çok soğuk doktor. Hava soğuk hasta olacaksın. Ya bana bak hemşire hanım. Hem bana şu an iyi bak hem de hastanede iyi bak. Ben acıların bir çocuğuyum tamam mı? Öyle. Bana hiç de bir şey olmaz tamam mı? Hadi yürü git. Hadi yürü git. Sen bilirsin doktor. Evet. Hadi yürü git. Gerizekalı. Ceza evinde miyim, hastanede miyim belli değil ya. Ya aga beni ne hallere soktun? Çıkar beni şundan ya. Aga çıkıyor mu? Çıkış belgem imzalandı mı? Özgür müyüm yani artık? Freedom! Doktor, ne? Zafir'i istiyor musun? Sen kimsin lan? Dinle. Zafir'i bulmak istiyorsan otobüs garajına git. İlçeyi terk ediyor. Yurt dışına kaçacak. Ya kadın sen kimsin diyorum. Şimdi sen Zafir'le bizim aramızda neler yaşandı? Sen onları nereden biliyorsun? Bir dost değilim doktor. Kaçıyor ne Zafir? Senin... Al kanım! Zafir bittin sen Zafir. Benimle oyun oynanmaz. Doktor, heh. Daha yaran iyileşmedi. Böyle gidersen... Doktor beyinizin olmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Bana bakın hemşireler, bana bakın saygıdeğer sağlık çalışanları. Bakın ben Zafir'i bulmaya gidiyorum. Bana kimse karışmıyor, bana kimse engel olmuyor. Siz daha benim tersimi görmediniz beni delirtmeyin. Çıkın dışarıya, çık! Hadi gel gel. Üstümü değişeceğim, kapa kapıyı. Bekle ben Zafir geliyor, bekle bekle. Çeviri ve Altyazı M.K.
Ben de Zeynep'im. Ama ne zaman geleceksin? Ben seni istiyorum. Canım kızım, geliyorum. Seninle birlikte çok uzaklara gideceğiz. Tamam ana. Hemen gel ne olur. Neneni ver bana bakayım. Zafer kızım. Zeynep seni çok özledi. Telefonla yatıp kalkıyor Zafer kızım. 5-6 saate oradayım nene. Zeynep'i alıp gideceğim. Hazır et onu, oldu mu? Tamam kızım, tamam. Nene, otobüsüm kalkıyor. Sağ ol nene. Ankara kalkıyor. Ankara yolcusu kalmışsın. Ankara kalkıyor. Ankara yolcusu kalmasın. Zafer! Doktor? Vay be Zafer. İyi oynadın belli ha. Zafer! Zafer! Dikkat et sana kızım. Önüne bak ya. Zafer! Allah Allah. Hayret bir şey ya. Yok. Atlattım. Zafer! Doktor! Anlatsana Zafer. Yalan mıydı yani hepsi? Hiç sevmedin mi beni? Evlilik diyordun hani? Hayal kurdun. Sen çıldırmışsın Zafer. Kafayı yemişsin sen. Bana doktora yapılır mı lan bu? O benim babamdı doktor. Sen bana izin verecektin. Zafer senin babam dediğin hain bir teröristti, tamam mı? Ben yapmam gerekeni yaptım. Olan oldu doktor. Uzatmayalım ha. Çekil yolundan da gideyim. Olmaz Zafer. Bu sefer olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Benim bir kızım var doktor. Ben onu alıp gidiyorum. Ne diyorsun ya, senin kızın mı var? Ben bu savaşta artık yokum doktor. Çekil de gideyim. Ben yalan söylemedim Zafer. Ben seni sevdim. Doktor, bırak beni. Kızım beni bekliyor. Olmaz Zafer. Ben senin gibi değilim. Ne yapayım işte? Yufka yürekliyim herhalde. Gel seni hastaneye götüreyim ha mi? Kalk. Kalk. Hadi Zafer. Arabam şurada. Gidelim. Aman aman. Ah.
düşman olduk ha. Doktor burada komutanım. Doktor, kliniği ayağa kaldırıp kaçmışsın. Hayırdır doktor? Niye çürüdün klinikten? Senin o muhteşem sıfatın yok. Bu sıfatın aklıma geldi de burnumda buram buram tüttü, o yüzden kaçtım. Bana bak aslanım. Senin o yüzünü parçalara ayırır köpeklere atarım. Uğraşma benimle. Ya dur. Celil. Şimdi anlat bakalım doktor. Niye kaçtın? Ya ağa, hastanede bir ihbar telefonu geldi. Zafir'in kaçacağını söyledi. Doğruymuş. Otobüse biniyordu, yakaladım. Beni görünce kaçtı tabii. Ben de kovaladım, şu köşede yakaladım. Kaçacaktı aga, vurmak zorunda kaldım yani. Sonra birisi geldi, vurdu kaçtı bana. Sonra Zafir'i de aldı gitti, o sıra bir şey yapamadım yani. Zafir'i kaçıran kimdi, gördün mü? Yok aga, onu göreme... Geç. Doktor, seni biz şimdi kliniğe götüreceğiz. Aga vallahi gözünü seveyim, beni oraya bırakmayın. Orada ben çok daralıyorum ya. Ağır yaralısın doktor. Ya vallahi kordon dostum, sana bir şey diyeyim mi? Ben yaralıyım ama mermiden değil. Doktor, artık Zafir'i düşünmeyi bırak, tamam mı? Aga yok vallahi. Ben yani tövbe ettim Sevda'ya da yani. İşte vurduk kızı yani, kötü vurduk. İnşallah durumu kötü değildir. Ayhan, hadi gaza bas da çabuk gidelim şuraya. Emredersiniz komutanım. Zafir bakma ağaya dediğime. Seni hiç unutmayacağım. Hiç. Evet. Ana, benim Zeynep. Sen Zafer'in kızı mısın? Sen kimsin? Anam nerede? Ben annenin arkadaşıyım. Anam gelecekti. Hala gelmedi. Anamı ver bana. Annenin önemli bir işi çıktı. Yarın gelecek, merak etme. Ben ona aradığını söylerim. Tamam. Omuzundaki mermiyi çıkarttım. Yaranı sardım. Neredeyiz doktor? Suriye'deki Şahmaran'ın köyündeyiz Zafir. Beni buraya niye getirdin doktor? Yoldaşlarını, babanı, yüzbaşının timi sungurlar katletti. Şimdi de hedeflerinde sen varsın. Sungurlara karşı beraber savaşalım Zafir. Ben bu savaşta yokum dedim size. Ben buradan gideceğim. Babanın kanını yerde bırakıp kaçacak mısın Zafir? Bırakalım. Zafir gitmek istiyorsa gitsin Şahmaran. İyi ya. Babasının kanını yerde bırakıp gitsin. Ama bu halde gitme. Dikişlerin açılır. Kanama başlarsa hastaneye gitmek zorunda kalırsın. Hem doktor seni her yerde arıyordur. Bir gün burada kal, dinlen. Sonra gidersin. Bu arada kızın aradı. Ona işin olduğunu ve yarın geleceğini söyledi. Aramızda kalacak, merak etme. Hmm.
Allah'ım Zafer bu. Ne duruyorsun be? İşine bak. Zafer'i özgür bıraktığına göre aklında bir şeyler var. Geri dönecek. İnanma. Beni ben güverttim kız. Alçak! Hayır! Soysuz herif! Lan ayak! Kırarım kemiklerini! Gebertirim lan seni! Züleyha! Lan! Şerefsiz! Bırak lan aşağılık herif! Sen nereden çıktın lan topal karı? Nöbetçi! Al lan şunu! Gel! Ah! Züleyha ne oldu? Abimi şehit etmişler. Şivan aynı onu şehit etmiş. Babamı kardeşimi öldürdü. Sözlüm Yiğit'i şehit etti. Babamın, kardeşimin, Sözlüm Yiğit'in katili Şahmaran'dır. Şahmaran, İslam'ı terörle yan yana getirmeye çalışan, bölgede fitne ateşini yakan bir haindir. Aynı zamanda Şahmaran, Türkiye'yi karıştırmaya çalışan sinsi bir düşmandır. Savcı Bey'e ifade vereceğim. Mahkemeye çıkıp Şahmaran hakkında bildiğim her şeyi belgeleriyle açıklayacağım. İnsanlar Şahmaran'ın nasıl bir yılan olduğunu öğrendiğinde o ve adamları bu bölgede barınamayacaklar. Bana bak. Git o beceremediğin işi yap, tamam mı? Yoksa onun yerine senin canını alırım. Anladım. Emredersin Şahmaran. Yüzbaşı ile kordon Maya'yı çok iyi saklayacaklardır. Maya'ya ulaşmak çok zor olacaktır. Bana bak. Maya'yı bana sen bulacaksın. Anladın mı? Annen güvenli yerde kızım. Onu merak etme. Sağ olun komutanım. Maya, son defa söylüyorum. Çok tehlikeli bir oyunun içindesin. O Şahmaran yılanının başı ezilmeli artık komutanım. Serdar, Şahmaran'ın kiralık katilleri, serserileri Maya'yı öldürmek için saldıracaktır. Ben de onu istiyorum zaten komutanım. Üstümüze geldiklerinde belalarını bulacaklar. Buradan çıktıktan sonra yalnızsınız Serdar. Ona göre. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Maya... Hadi çıkalım. Devam et ulan. Kızı götürüyorlar.
Araç siyah renkli bir panel var. Sınıra yaklaşıyoruz. Peşini bırakmayın. Kızı nereye götürecekler onu bilmem lazım. Emri duyduk. Kademeli takip ederiz. Geliyorlar. Geliyorlar ha, takip alın. Tamamdır, bekliyoruz. Araçlar iki oldu. Yapıştılar peşimize. Tamam demiş. Anka 3, Anka 1. Devam et Anka 1. Haşeriler iki oldu koçum. Tamam. İyi bir temizlik yaparız komutanım. Anlaşıldı koçum. Uygulama var. Herkes araçtan insin. Aşağı in. Geç öyle. Geç. Çabuk acele et. İn lan araçtan aşağı. Tamam kardeşim, tamam ya. Hadi hadi. Kudama kudama. Komutanım, bunlar dolu. Bu bölgede silah taşımayan mı var ya? Kes sesini lan serseri. Dur! Durun lan! Ateş etmeyin! Durun! Durun lan! Kordondan kaçılır mı lan şerefsizler? Komutanım, arka taraf temiz. Komutanım, çevresi temiz. Tamam, ortalıkta görünmeyin, içeri girelim. Emredersiniz komutanım. Pencerelerden ayrılmayın aslanlar. Emredersiniz komutanım. Ateşi canlandır. Burası bayağı soğudu. Komutanım ateş işi kolay da. Arkadaşlar en önemli şeyi unutuvermişler. Su yok. Yiyecek bir lokma bir şey yok burada komutanım. Onları da halledeceğiz demiş. Onları da halledeceğiz. Mahkemeye çıkıncaya kadar bir süre burada kalacağız. Başımızdakilere niye engel oldun Serdar abi? Gelselerdi de canlarını okusaydın. Merak etme. Celil o işi yapmıştır Maya. Hem onlar it kopuk takımı. Bize asıl Şahmaran'ın itleri lazım. Bizi nasıl bulacaklar Serdar abi? Buradayız gari. Gazeteye ilan veririz Maya bacı, ne olabilecek? Mahkeme uzun bir süreç olacak. Süre uzadıkça, bize ulaşamadıkça Şahmaran'ın sinirleri bozulacak. Kontrolü kaybedip ilçedeki bağlantılarını sıkıştıracaktır.
Şahmaran'ın maşaları hata yapacak. Biz hem maşalarını temizleyeceğiz hem de Şahmaran'a ulaşmış olacağız. Anladın mı? İlçedeki aptallar kordona paçayı kaptırmışlar. Mayanın izini de kaybettik. Muhbirlerde de hayat yok. Kimseden istihbarat alamıyoruz. Sen bir şeyler yap. Bul şu mayayı. Şahmaran sizin gibi beceriksizleri neden yanında tutar ki? Tamam, ben bir şeyler düşünürüm. Doktor. Derdin ne senin ha? Canına mı susadın? Albayı arayıp ısrarla benim gelmemi istemişsin. Benden haber bekleyin. Sakin olun Celil Bey. Buyurun oturun. Sen kafayı harbiden yemişsin. Bana bak doktor. Aynada bu surata baktıkça kan beynime sıçrıyor. Seni paramparça etmek istiyorum. Sense beni buraya çağırıyorsun. Sen benim hastamsın. Çek elini. Durumunu takip etmem gerek. Senin kontrollerini yapmak zorundayım. Ölsem bile senden yardım istemem. Anladın mı? Ha. Bu arada çalınan aracın bulundu mu? Henüz bir haber yok. Orada bir market varsa oraya çek hocam. Hadi koçum. Sık alışveriş var. Emredersiniz komutanım. Merhaba abi. Merhaba. Alayım. Hadi kordon. Beni mayaya götür. Anka 2'den Anka 1'e. Devam et Anka 2. Albay yaşaya ihtiyacınız olduğunu bildirdi. Burada su bile yok Celil. Bir süre buradayız. 5 kişiyiz. Yiyecekleri ona göre al. Merak etmeyin komutanım. Hemen yüklenip geliyorum. Az sonra hava kararacak. Geleceğim yeri tam tarif edin komutanım. İlçenin kuzey yönünden çık Celil. 100 kilometre ileride eski bir çiftlik var. Biz oradayız. Anlaşıldı komutanım. Doktor, burada ağaç olduk. Kes sesini be. Telefonda gevezeliği bırak. Mayanın yerini buldum. Babamın kardeşlerimi aldı ben. Bütün ailemi tek tek elim.
adamı elimden aldı. Ben bir yere gitmiyorum Serdar abi. O alçak gebermeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Ondan bu yaptıklarının hesabını soracağım. Maya. Maya. Hava soğudu. Üşüyeceksin. Babam, kardeşlerim, yiğit toprak altında Serdar abi. Onlar da üşüyordur değil mi? Merak etme Maya. Şahmaran bunun hesabını canıyla verecek. Hadi içeri girelim. Hadi be arkadaş ya. Hadi çalışıver garibe. Hadi gözünü seveyim. Memiş. Çalışmıyor mu? Komutanım hasta ediverdi garibeni. Çalışmıyor Meret ya. Mutfakta az bir çay buldum, demledim komutanım. İyi yaptın onu. Vay aslan arkadaş. Operasyondayız koçum. Bağlantı kurmak yasak. Telefonlar kapanmayacak mıydı ha? Affedin komutanım. Komutanım. Arkadaşın özel bir durumu var galiba. Karısı hamileymiş. Bebeğinin cinsiyetini öğrendi bence gari. Telefonu da o yüzden açıktı. Hayırlı olsun koçum. Sağ olun komutanım. Biz de öğrenelim. Orhan kız mı erkek mi? Ya kardeş sana da tercüman lazım galiba ha. Serdar komutanım deyiveriyor ki. Kahdi. İngi'yi arayıverdi. Çabuk koş. Allah razı olsun komutanım. Hoppala. Buna ne oldu aslanım şimdi? Komutanım sağlamdı bu lastik. Çivi girmiş komutanım. Hadi aslanım. Bir an önce değiştir şunu da yolumuza bakalım. Emredersiniz komutanım. Orhan, sen misin? Benim Serap. Ne yaptın çabuk söyle. Ne yapayım? Her zamanki gibi ev işiyle uğraşıyorum. Sen nasılsın Orhan? Bırak şimdi dalga geçmeyi Serap. Bebeği soruyorum. Erkek mi kız mı? Ne önemi var Orhan? Hayırlısı neyse o olsun. Ya tabii öyle tabii de işte. Hadi Serap söyle. Çatlayacağım şimdi ya. Hem komutanım da merak ediyor. Dilediğin oldu Orhan. Allah'a şükürler olsun. Benim oğlum asker olacak Serap. Sungurların kimcisi olacak. Adı da Sungur olacak. Sakın hayır deme bak. Gemer. Orhan? O ses neydi? Orhan? Orhan cevap ver, ne oldu? Şimşek'in karısı. Kocam operasyonda. Onunla telefonda konuşuyordum. Bir şeyler oldu. Bir silah sesi duydum. Şişt.
Nazilli mi komutanım? İstemez koçum, sağ ol. Orhan nerede kaldı? Serdar, acil cevap ver. Hayırdır inşallah. Yuva Ankabir, dinliyorum komutanım. Dimci Orhan'ın karısı karargahı aramış. Serdar, Orhan'la telefonla konuşurken garip bir ses duymuş. Ardından Orhan'ın konuşması kesilmiş. Anlaşıldı komutanım, anlaşıldı. Aman aman. Komutan. Oğlum ne yaptın? Ne yaptın aslanım? Neden yaptın?
mermi bittiydi komutanım. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammed ateşiyle çıkıyoruz, tamam mı? Önce maya çıkacağım. Tamam komutanım. Maya bacı, koruma ateşiyle beraber. Hadi şimdi çıkıyoruz. Hadi çıkacağız. Mimiş, şimdi sıra sende, tamam mı? Memiş. Kalk oğlum, kalk. Komutanla Maya nerede ha? Komutan, elebaşları kaçıveriyor. Dön lan yüzünü buraya. Kaçtı mı o şerefsiz gari ha? Kaçtı mı o? Memiş. Komutanla Maya. Onlar nerede? Serdar abim Maya'yı kaçırıverdi gari. Anka bir neredesin? Neredesiniz? Yok komutanım yok. Telsizi çiftlikte kalıverdi gari. Telefonu da kapalı. Nasıl ulaşacağız onlara? Maya, Maya, çabuk ol, hadi acele et, hadi.
kuvvetlere bağlı iki asker şehit oldu. Sağ olarak kurtulan Maya'nın nerede olduğu sır gibi saklanıyor. Bölge Özel Kuvvetler Komutanlığı bu saldırının Şahmaran adlı uluslararası bir terörist tarafından yapıldığını doğruladı. Edindiğimiz bilgiye göre Maya'nın mahkemeye çıkması halinde kimliği bilinmeyen Şahmaran'ın sorumlu olduğu eylemler bölgedeki birçok olayın aydınlanmasını sağlayacak. Şivan, sümüklü bir kız kuyumu kazıyor ve sen hiçbir şey yapmıyorsun Şivan. Kızı indirecektik. Ortaya kordon çıktı. Maya'yı ya buraya tabutta getireceksin ya da o tabuta sen gireceksin Şivan. O sümüklü kız ölecek Şahmaran, merak etme. Ben gidiyorum Şahmaran. Kararlısın yani. Evet, buralardan gidiyorum. Gebertemediniz. Şimdi de Zafir gidiyor. Bana bak doktor. Ne yapacaksan yap. Yoksa ecelin yaklaşıyor. Tamam Şahmaran. Merak etme. Zafir onu alman için ayaklarına kapanacak. Bunu sen istedin Zafir. Gel buraya. Yanına bir adam daha. Bitirin işini. Geliyorum Zeynep'im. Merak etme. Gideceğiz buralardan. Gelmem çok sürer mi anam? Yok kızım. Yoldayım. Nenene söyle hazırlasın seni. Tamam. Ana söylerim. Kordon. Az daha boş boğazlık yap, hadi. Korkma, ölmeyeceksin. Kurşun girip çıkmış sadece. Sonunda. Komutanım, iyi misiniz? Neredesiniz? Yalnız bir yere git Celil. Kimse olmasın, tamam mı? Müsaitim komutanım. Celil, içimizde bir sızıntı var. Adamlar yerimizi eliyle koymuş gibi buldular. Bu işte sadece senle ben varız. Biz Maya'yla gizlice istihbarat evine gidiyoruz. Celil, orayı hatırlıyorsun değil mi? Reyhan Sokak. Tamam, bizim oraya varmamız 4 saati bulur, orada buluşalım, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Bulduk onları. Çıkın hemen. Ne yaptın doktor? Maya'nın yerini bulduk Şahmaran. Zafer'in dönmesi için gereken yapılıyor. Bana sonucu haber ver doktor. Net sonuç istiyorum ben. Şivan'ın mutlu nikahlı karısı kendini öldürüyor Şahmaran. Abimi şehit eden alçağın mutlu nikahlı karısı oldum abla. Namusum iki paralık oldu. Bittim ben. Ölmek istiyorum. Yapma Züleyha, ne olur. Bak kurtulacağız buradan. Lütfen hadi ver o elindekini bana. Yapma bak. Gerçekten kurtaracağım seni. Açılın ver lan, Züleyha. Açılın. Ne olur hadi ver. Çekil lan ucube. Pislik herif. Yapma! Lan! Bir torbaya koyup gömün şunu. Hadi! Hayvan herif!
Nene, bunları da alayım mı? Al kuzum, al tabii. Nene. Kuzum. Zafer anam çok geç kalır mı? Yok Zeynep'im, yok yavrum. Gelir yakında. Nene. Canım. Anamı çok özledim. Nene, bunlar da kim? Allah sen koru bizi. Çekil lan uç be karı. Şu cesedi gömelim. Tamam. Ucube karı da gitmiş. Gel şunu alalım. Hazır olsun lan. Yüzbaşı kızla geliyor. Maya. Arkamdan ayrılma. Olur Serdar abi. Thank you.
yüzbaşı. Bırak kızı alçak. Silah at yüzbaşı. Yoksa kızın kafasına sıkarım. Hele bir dene. Hele bir dene şerefsiz. Ben de senin beynini dağıtırım. Yüzbaşı, buraya kadar. Sıkacağım kızın kafasını. Buraya kadar yüzbaşı.